Evet arkadaşlar bugün iş güç enerji konusuyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar iş ne demek? Önce işin tanımıyla başlayalım. İş dediğimiz arkadaşlar bir cisme bir kuvvet etki ettiğinde cisim hareket doğrultusunda yol alıyorsa fiziksel anlamda iş yapılmış sayılır. Buradan iş dediğimiz zaman arkadaşlar işin skaler bir nicelik olduğunu söylüyoruz. İş W harfiyle gösterilir. Yani sembolü W'dir. Birimi jüldür. Formülü ise arkadaşlar V eşittir. F çarpı x ile gösterilir. Buradaki W dediğimiz arkadaşlar iş demektir. Buradaki iş demektir. F dediğimiz arkadaşlar kuvvet x dediğimizde buradaki yoldur. Yani cisme kuvvet uygulandığında cisim yol alıyorsa biz burada iş yapmış sayılıyoruz. Yani arkadaşlar iş olması için Nelerden bahsedeceğiz? Onları göreceğiz. Yani eğer cismi e, M kütleli bir cisme yol aldırabiliyorsak cismin iş yaptığının F kuvvetinin ne kadar olursa X'in ne kadar olursa bunlardan bahsedeceğiz. Her zaman e, kuvvet e, yol grafiğin altındaki grafiğin altında kalan alan ise bize her zaman işi verecek arkadaşlar. W ile gösterdiğimiz tabii ki demiştik ki birimi joul'dur, kuvvetin birimi newton, yolun birimi de metre. O zaman newtonla metreyi çarparsak arkadaşlar bize joul'u verdiğini görüyoruz. Burada şunu unutmayalım arkadaşlar, burada not olarak da yazdık. Kuvvetin yaptığı iş mekanik iş olarak da bilinir. Yani biz buna eğer kuvvet bir iş yapıyorsa bunu mekanik iş olarak da adlandırabiliyoruz. Burada arkadaşlar bir de pozitif iş ne demek ondan bahsedelim. Pozitif iş demek cismin hareket yönüne etki eden e, işe pozitif iş denir. Yani cisim eğer e, bu tarafa doğru yani sağ yönde bir hareketi varsa kuvvet de aynı yönde hareket ediyorsa biz buna pozitif iş diyoruz. Pozitif iş arkadaşlar kuvvet e, pozitif iş yaptığında cismin sahip olduğu enerjiyi her zaman arttırır. Pozitif işte arkadaşlar grafiğin üst bölgesinde olan alana biz pozitif işten bahsediyoruz. Yani kuvvetle hareket yönü aynı yönde ise biz buna pozitif iş olarak adlandıracağız. Negatif iş dediğimiz ise arkadaşlar negatif iş demek de cismin hareket yönüne ters yönde etki eden kuvvetin yaptığı işe Negatif iş denir. Yani burada şimdi kuvvet ne tarafa doğru çekiyor? Bu tarafa doğru bir F kuvveti cismi uygulanıyor. Ama cismin hareket yönü v hızıyla gösterdiğimiz hareket yönü sağ tarafa. E kuvvet sol tarafa doğru çekiyorsa o zaman buradaki yapılan iş negatif iştir. Yani e, hareket yönüne ters yönde yaptığımız için biz buna negatif iş diyoruz. Şunu unutmayalım arkadaşlar, kuvvet negatif iş yaptığında cismin sahip olduğu enerji her zaman azalır. Burada da kuvvet e, yol grafiğinden bahsedecek olursak, negatif işte de arkadaşlar alan aşağı bölgede oluyor. Kuvveti eksi -F ile gösteriyoruz. Tabi buradaki eksi arkadaşlar matematikteki eksi gibi değildir. Buradaki eksi işareti şunu demek istiyor, yani cismin ters yönde gittiğini bize söylüyor. O zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Yani bir M kütleli bir cismimiz var. Bu M kütleli bir cismimiz var. Buna hem bu tarafa doğru uygulanan bir F1 kuvveti hem bu tarafa doğru uygulanan bir F2 kuvvetimiz olabilir. Bu cisme iki tane kuvvetin etkisi varsa o zaman diyoruz ki hareket yönü her zaman büyük kuvvetten tarafa arkadaşlar yani büyük kuvvet diyelim ki burada F1 kuvveti F2 kuvvetinden büyükse o zaman her zaman cisim büyük kuvvetin yönünde hareket eder o zaman buradan, bilmemiz gereken hocam pozitif yönde mi gidiyor negatif yönde mi gidiyor yani pozitif iş mi negatif iş mi derseniz o zaman buradaki uygulanan kuvvetin büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Yani sana burada eğer derse ki bu tarafa doğru cisim hareket yönü derse F1 kuvveti daha büyük bir kuvvetse pozitif yöndeymiş gibi düşüneceğiz. Ama hareket yönü tam tersi olaraktan bu tarafa doğru V hızıyla gidiyor. Yani hareket yönü F2 yönündeyse senin kuvvetin arkadaşlar büyük kuvvet yönündeyse o zaman biz buna negatif iş olarak adlandırmamız gerekiyor. Yani kuvvete ters yönde olan hareket yönüne ters yönde olan kuvvetin uyguladığı yapmış olduğu işe biz ters yönde yapılmış olarak yani negatif iş olarak adlandırıyoruz. Yani grafiklerde de gösterdik. Az önceki hatırlatayım size şöyle. Eğer cisim yukarıya doğruysa her zaman FX grafiği diye söylemiştik buna. Eğer pozitif yöndeki kuvvet daha büyükse cisim pozitif grafiğin yönünde devam eder diyoruz. Eğer negatif yönde ise aşağı yönde olduğunu gösteriyoruz. <laughs>